Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır temalı kitap fuarı, kitap severler, sevdikleri yazarlar ve kitaplarla bir araya geliyor. Ya da bir insana değer vereceğimiz zaman ne diyoruz? Ooo, o kitap ehlidir diyoruz. Muhteşem bir medeniyetin evlatlarıyız. Süzülmüş, imbikten geçmiş bir bilgi birikimimiz var. Bu diploma ile alakalı bir şey değil. Bunu Anadolu irfanı diye tanımlıyoruz. Ev dağılmış, çirliymiş, ne yapalım? Olursa olacak. Altı çocuğun olduğu bir ev şüphesiz dağılmış. Acelenle bekle biraz telefonla konuşayım dedi. Çocuğumu ötelerdim. Telefona devam ederdim dedi. Dedim ki arkadaşım yetişkin bir insan beni anlayabilir ama çocuğum beni anlamaz. Bugünün çocukları ve gençleri neden kitap okuyor? Aynı kitabı hepiniz kendi kafanızda farklı şekillerde canlandırıp hayal edebiliyorsunuz. Bizim biz çocuklarımızı mükemmel yetiştiriyoruz. Bizim çocuklarımızda hiçbir problemimiz yok. Burada kendinizi hissettiğiniz eksiklikleri hissetmeyin diye anlatıyorum. Evlatlar üzerinde babaların rolü çok büyük. Özellikle kız çocuklarında. Eğer bir kız çocuğunuz varsa evde, o kız çocuğu babası tarafından çok seviliyorsa eğer, şimdi gerçekten evlada korumamız gereken şey psikolojik sermayemiz. İnsan geçmişi suçladığı zaman, insanları suçladığı zaman aynı yerde kalıyor. Ve konforlu bir alan. Diyorsun ki ben değişemedim onların yüzünden. Filistin ülkesi İsrail tarafından yıllar boyunca hep işgal edilmiş, işgal edilmiş, işgal edilmiş. Ülkenin %85'i İsrail toprağı olmuş. Şimdi bir kere o yayılan görüntülerle kendisine taraftar kazanan İsrail müthiş bir şekilde Filistin'in üzerine çullandı. Çullandı. Ama o görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı. İster kadın ister erkek, ister fakir ister zengin, ister yönetici ister sanayide bir işçi. Babasız kalan herkes ömür boyu yarımdır, eksiktir. Ya bu toplumun suçu ne ya? Allah'la korkutuyorsun, babayla korkutuyorsun, patronla korkutuyorsun. Öyle bir nesil olmalıyız ki bu saatten sonra biz dört bir tarafımızın her an tehlikelerle olduğunun idrakında olmamız gerekiyor. Emin olun 100 yıl önce de atalarınız belki de şunu diyordu. Ya belki bize bir şey olmaz. Gelmezler buraya. Ya buranın kültüründe, buranın mozaiği çok kuvvetli. O yüzden diyorum yani Antep'i anlatsanız, gerçek Antep'i anlatsanız bence başka bir yere gitmenize gerek yok. Şimdi zaten kitap okumayı çok seviyorum ve böyle bir şey düzenlenmesi çok hoşuma gitti açıkçası. Çok güzel gençler için. Mehmet Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bu altıncısı düzenlenen kitap fuarında gerçekten yazarlarımız olsun. Yani Allah razı olsun bize böyle bir imkanı verdiği için. Ben çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum size. Bence kitap fuarı bence çok gerekli. Kitap severler buradan istedikleri kitabın yayınlarından bulabilirler rahatça. Bence gayet iyi. Mehmet Almazoğlu ve başkanımıza da çok teşekkürler. Çok güzel imkanlar sürüyor. Park yapıyor, kütüphane yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ona buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Mehmet Almazoğlu'yla bir sürü anım oldu ve çok güzel, çok seviyorum.